Yabancı dil bilmek günümüzde oldukça önemlidir. Hatta İngilizce dışında ikinci bir yabancı dili bilmek günümüzde artık sıradan bir hale gelmiştir. Kaliteli eğitim dönemi geçiren herkes okulundan mezun olurken mutlaka bir yabancı dille mezun olur. Bir veya iki yabancı dil bilmek mesleki kariyer açısından oldukça önemliyken bu işi biraz abartanlar var. Kim mi? 50 dil bilen Johan van de Valle'den bahsediyoruz. Buyurun bu çılgın dil bilimciyi yakından tanıyalım. En çok sevdiğim, en çok hayran kaldığım dil Türkçedir. Dil bilim uzmanı olan Johan van de Valle 13 yaşında Türkçeyi öğrenmiş ve Türkçeyi çok sevmiş. Tıpkı satranç oyunu gibi. Satranç oyununun kuralları basit ve az sayıda. 7 yaşındaki bir çocuk satranç oyununu oynamayı öğrenebilir, rahatlıkla öğrenebilir. Ama bunun oynama imkanları sınırsız. Hani kombinasyonlar sınırsız. Türkçe bunun gibi. Türkçe'de mesela çoğul eki bir tek ektir. Bizim ana dilimiz Flamanca'da üç tane çoğul eki vardır. Hani üç tane farklı eke gerek yok. Bir ek yeterli. Hani Türkçe'de bu tutumluluk, bu ekonomi var. Yani en az ögeyle en çok şeyi ifade edebilmek yeteneği Türkçe'de var. İnsanlara kendi dilleri dışında başka bir dille hitap etmeyi büyük saygısızlık olarak gören Johan van de Valle, bir Türk ile Türkçe dışında başka bir dille iletişim kurmaya çalışmak bana günah gibi geliyor diyerek farklı dillere verdiği önemin altını çiziyor. Fince'yi bir günde öğrendiğini belirten Johan van de Valle için dil öğrenmek adeta şifre çözmeye benziyormuş. Yeni bir dili öğrenmek, konuşmak ve dilin yapısına göre düşünmeye başlamanın kendisine büyük zevk verdiğini söyleyen Johan van de Valle artık dil öğrenmektense öğretmeyi tercih ediyormuş. Belçika'da 1987 yılında Babil Dil Yarışması düzenlenmiş ve yarışmanın amacı en çok dil bilen kişiyi tespit etmekmiş. Bu yarışmaya o tarihte 22 dil bilen Johan van de Valle de katılmış ve birinci olmuş. Aradan geçen zamanda 13 dili daha öğrenen Johan van de Valle bu başarısını kimseye kaptırmadan dünyanın en çok dil bilen insanı olarak literatüre geçmiş. Ben önce 1973 yılında ailece Romanya'ya gidecektik ama Romanya uçağı dolu olduğu için bize İstanbul'a gitmeyi tavsiye ettiler. Bu şekilde İstanbul'a geldim ve Türk halkıyla tanıştım. Misafirperverlik beni çok etkiledi ve Türkçeyi öğrenmeye karar verdim. Bir de Türkçeyi biraz öğrenince Türkçenin matematiksel yapısı beni büyüledi. O zaman Latin matematik bölümünde okuyordum. Babam da matematik öğretmeni. Ve bu Türkçeyi tamamen öğrenmek istediğim için Arapça, Farsçayı da öğrenmeye başladım. Sonra o matematiksel yapının Türkiye'nin dışında konuşulan kardeş dillerinde de bulunup bulunmadığını görebilmek için önce Rusçayı öğrendim. Ve sonra sırayla Azerice, Türkmence, Özbekçe, Kazakça, Kırgızca. Yabancı dillerin bilgi seviyelerinin birbirinden çok farklı olduğunu belirten Belçikalı dil bilimci, bir dili tam anlamıyla öğrenmek için insan ömrünün yetersiz olduğunun da altını çiziyor. Bir dilin öğrenilmesinin ardından hiçbir şekilde unutmanın söz konusu olmayacağını, ancak pratik yapılmadığında dilin uykuya dalabileceğini belirten Johan van de Valle, yeni bir ülkeye gittiğinde muhakkak o ülke insanların diliyle konuşmaya ve onlar gibi düşünmeye özen gösteriyormuş. Johan van de Valle yeni bir dil öğrenmek için kendine göre yöntemler geliştirmiş. Bu yöntemlerden biri ise dilini öğrenmek istediği ülkeyi ziyaret etmekmiş. Gittiği ülkede bir hafta gibi bir süre kaldığında kendini ifade edecek kadar dile hakim olduğunu belirten Johan van de Valle,
Ayrıca öğrenmek istediği dille alakalı gazeteler, dergiler okumak, televizyon ve radyo yayınlarını takip etmek gibi pratiklerle dilin daha kolay öğrenilebileceğini ve pekiştirileceğini söylüyor. Şu sıralar dil bilimi projeleri üzerine çalışmalarını sürdüren Johan van de Waal'le Doğu dilleri ve kültürleri hakkında eğitim veren bir kurumun başkanlığını yapıyor. Bir dili öğrenmenin en kolay yolunun dilin metoduna uygun şekilde çalışmak gerektiğini belirten Johan van de Waal'le, yeni dil öğrenenler için ise mutlaka düzenli çalışmaları ve sık sık pratik yapmaları gibi tüyolar veriyor. Johan van de Waal'in bildiği dillerden bazıları İngilizce, Almanca, Fransızca ve Türkçe başta olmak üzere Johan van de Waal'le Flamenkçe, Farsça, Arapça, Rusça, Osmanlıca, Eski Slavca, Türkmence, Uygurca, Orhon Türkçesi, İtalyanca, Arnavutça, Yunanca, Fince, Hintçe, Urduca, Özbekçe, Kırgızca, Tatarca gibi dilleri ana dili seviyesinde biliyor.